Merhaba. İnsanların meslek hayatında bir çarpanı, iki çarpanı ve üç çarpanı vardır. Büyük çoğunlukla meslek seçimimiz lise dönemimizde şekillenmeye başlar. Normalde ben bu konuşmayı meslek sesinde derslerine girdiğim son sınıf öğrencilerime ilk gün yaparım. Ama ergenlik psikolojisiyle çok fazla algılayamazlar. Anne ve babalarla veli toplantısında bir araya geldiğimiz cümleyi "bu konuşmayı yapmaya geç kaldık" şeklinde başlarım. Çünkü artık lise son sınıfa gelmiş, her şeyi ben bilirim evresindeki gençlerin hayatında kalıcı değişiklikler yapmamız mümkün olmuyor. Ancak küçük dokunuşlarla bazı aksaklıkları rayına sokmaya çalışıyoruz. Bu videoyu çekiyorum. Belki çocukları lise dönemine gelmiş anne ve babalara erken ulaşabilirim ya da etrafındaki gençlere rehberlik yapmaya çalışan kişilere bir fikir verebilirim. Gençlere rehberlik yapmak, hayata dair onlarla konuşmak inanın bana çok önemli. Ben hayatı deneme yanılmalarla öğrendim. Etrafımda bana çok fazla rehberlik eden kişi yoktu. Mesleğimle ilgili iki yerde kırılma yaşadım. Birincisi, lise son sınıfta dershaneye gidiyorum. Fizik, kimya, biyoloji netlerim fena değil. Ama bu derse giren hiçbir hocam ya da dershanenin rehberlik hocası "Mehmet, sana bir de fenle ilgili tercih yapalım" demediler. Meslek lisesinde okuyorsun, teknik eğitime gideceksin şartlandırılmasını yaşadım. Tercihleri sınava girmeden önce yapıyorduk, şimdiki gibi değildi. Sınav sonuç kağıdım geldiğinde 42 fen sorusunda 37-75 netimin olduğunu gördüm. Fen puanım Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yetiyordu ama benim hiç fen tercihim yoktu. Belki o zaman bana aklı başında bir rehberlik yapan olsaydı şimdi doktordum. İkinci kırılmayı ise teknik eğitime gittiğimde yaşadım. Meslek dersleri bana basit geliyordu ama öbür taraftan beden eğitimi dersinde sınıfta sağların ölçülerini, topların ağırlıklarını ezberlemeye çalışıyorduk. Üniversite sınavını kazanıp gelmiş çocuklara tarih, fizik, kimya dersleri veriliyordu. Üniversite bu mu ya dedim. Psikolojim bu garipliğe ancak bir dönem dayandı ve sonra saldım. İkinci dönem meslek derslerim haricinde hepsi bütünlemeye kalmıştı. Hatta tarih dersini tekrar aldım. O zaman canım teyzem bana demişti ki "Mehmet, kaydını dondur, git bir yıl daha sınava hazırlan, iktisat yaz" demişti. Ama tekrar sınava hazırlanmak bana zor geldi. Eğer o zaman teyzemi dinlemiş olsaydım şimdi bankanın birinde şube müdürüydüm. Daha mı iyi olurdu, kötü mü olurdu bilemiyorum ama hayatım değişirdi. Üniversite sınavına giren gençler bazen zamanla ilgili, bazen de maddi nedenlerden dolayı paniğe kapılıyorlar. Bu yıl son sınıfım. Bu yıl hem okulu bitirip hem de üniversite sınavını kazanmam lazım şeklinde. Gençler şunu çok iyi bilin. Önünüzde en az 40 yıllık bir çalışma hayatınız olacak. Ve bu çok uzun bir süre. Bu süreyi düşündüğünüzde 1 yıl, 2 yıl kayıp çok da önemli değil. Yeter ki bu zamanı düzgün değerlendirin ve başarabilirim deyin. Emeklilik yaşı 65. Ben öğrencilerime derim ki çocuklar bu yıl mezun olduğunuzda babanızın yaşı kadar bir süre daha çalışacaksınız ki emekli olabilirsiniz. O nedenle bu tercih çok önemli. Gençlerin okuduğu lise meslek kariyerlerinin nereye gideceğinin ipuçlarını verir. Fen lisesinde okuyan öğrencinin kapasitesi, beklentileri bellidir. İyi bir üniversite okumak, hatta becerebiliyorsa yurt dışı. Genel lise ve meslek lisesi öğrencilerinde ise iki olasılık vardır. Ben kendi meslek lisesi öğrencilerimin özelinde anlatmaya çalışayım. Öğrencilerime diyorum ki meslek lisesi mezunu olarak fabrikada iki tip iş bulabilirsiniz. Birincisi üretim işçisi olarak. Öğrencilerimizin el becerileri olduğu için fabrikalar bazen üretim işçisi olarak bizim öğrencileri tercih edebiliyorlar. İkinci, teknik personel olarak yani bakımcı olarak. Eğer okulunuzu ite kaka bitirdiyseniz bakımcı olma şansınız yok. Bakımcı kadrosuna başvursanız da ya mülakatlarda elenirsiniz ya da geçici işçi statüsünden daimiye geçmeden atılırsınız. Diyelim ki üretim işçisi olarak bir fabrikaya girdiniz ve orada otomobil üretiminde kapı montajı yaptınız. Ya da lastik fabrikasında presin içerisine ham lastiği indirip preslenmiş lastiği aldınız. Ve bu işte 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca çalıştınız. Ve bir gün fabrika kapandı. Fabrika işçi çıkardı. İşsiz kaldınız. 40 yaşınızda tekrar iş aramaya başladığınızda kapı montajı ya da lastik taşıma bir meslek değildir. 10-20 yıl sonra diplomanızda yazan elektrikçi ya da makinecinin bir hükmü yoktur çünkü
20 yıl sonra teknolojinin nereye gideceğini bilemiyoruz. Tekrar üretim işçisi olarak iş arayacaksınız. Bir düşünelim. Fabrikalar 40 yaşında bir üretim işçisini neden işe alsın ki? O yaşlarda artık vücut performansınız düşecektir. Başka konular da işin içine girecektir. Sizin yerinize işveren 20 yaşında genç birini işe almaya tercih eder. Ayrıca bu genç evlenip hayata atılmak istediği için para ihtiyacı olacaktır. Mesailere hayır demeyecektir. İşten atılma korkusu ile her işe evet diyecektir. Bir de meslek sesini çok iyi değerlendirdiniz. Mesleğinizi öğrenmek için çalıştınız, kendinizi geliştirdiniz. Ve bakımcı olarak bir fabrikaya girip iyice işi öğrendiniz. Ve yine fabrika kapandı ve siz 40 yaşında işsiz kaldınız. Bu sefer yaşlı işçi değil, tecrübeli bakımcısınızdır. Belki aynı maaş ve şartlardan daha kötü bir işe gireceksinizdir ama en azından işsiz kalma süreniz daha kısa olacaktır. Meslek sesi mezun olarak bir işe girmeniz meslek hayatınızın bir çarpanıdır. Hani az önce demiştim ya, genel lise ve meslek lisesi öğrencilerinde iki olasılık vardır. İkinci olasılık üniversite. Burada da yine iki şekilde üniversiteye hazırlanabilirsiniz. Lisede başarılı bir öğrencisiniz ve dediniz ki ben son sınıfta üniversiteye hazırlanacağım. Dershaneye gittiniz. Kısa süreli bir hazırlıkta girebileceğiniz mühendislikler 100 binden öğrenci alan mühendislik bölümleri olacaktır. Bu da sizin meslek hayatınızın iki çarpanıdır. Aile bilinçli, öğrenci bilinçli, maddi durumda var ve dediniz ki 3 yıl ya da 4 yıl üniversiteye hazırlanacağım. Uzun bir hazırlık sonunda ilk 20 binden öğrenci alan bir mühendislik bölümüne yerleşebilirsiniz. Bu da sizin meslek hayatınızın 3 çarpanıdır. Peki bu çarpanların anlamı ne? Birinci çarpanda 3 bin lira maaş alırsınız, ikinci çarpanda 6 bin lira maaş alırsınız, üçüncü çarpanda 9 bin lira maaş alırsınız. Çalışma şartlarınız farklı olur. Oturduğunuz ev, bindiğiniz araba, çocuğunuzu gönderdiğiniz okul farklı olur. Ve bu 40 yıllık çalışma hayatınız boyunca sürer. Şimdi siz kurduğum bu cümlelerin aşırı kapitalist olduğunu düşünüyorsunuz. Eğer bahsi geçen bizim gibi sokakta oynamış, aza kanaat etmeyi öğrenmiş X ya da Y kuşağı olsaydı evet haklıydınız. Ama bahsi geçen Z hatta alfa kuşağı ve değer yargıları bu yönde. 40 yıllık çalışma hayatınızı lise döneminde göstereceğiniz performansınız belirliyor. Peki bu çarpanlar arasında geçiş var mı? Elbette var. Meslek sesi mezunusunuz ve kendinizi çok iyi yetiştirdiniz. Meslek hayatınızın ilerleyen dönemlerinde statü olarak 2 hatta 3 çarpanına geçebilirsiniz. Ya da üniversiteyi bitirdiniz, sadece okula gidip geldiniz, kendinize bir şey katmadınız. Daha alt çarpanlara düşebilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlardan yükselen itiraz seslerini duyar gibiyim. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. 44 yıllık bir yaşam tecrübem ve 22 yıldır da gençlerle geçirdiğim bir iş tecrübem var. Hem kendi hayatım, hem mezun ettiğim öğrencilerim, hem de internet üzerinden beni bulan genç arkadaşlarımla bu konularda o kadar fazla konuştuk, o kadar fazla gözlemleme şansım oldu ki böyle bir genelleme yapabiliyorum. Bu söylediklerimin haricinde yaşanmışlıklar tabii ki var, görüyoruz ama sayıları, olasılıkları az. Benim yaptığım sadece bir genelleme. Bunların üzerine katabileceğiniz değerli görüşleriniz varsa YouTube'daki yayınladığım bu videonun altına yorumlar kısmını ekleyebilirsiniz. Bu videoyu diğer sosyal medya ortamlarında da paylaşacağız ama oradaki yorumlar kalıcı olmayacaktır. Görüşmek üzere.